Merhaba, Adana'dayız. Adana Müzesi'ndeyiz. Saat Kulesi. Saat Kulesi'ni gördük. Mişiş Köprüsü'nü gördük. Ya camiye uğrayamadık henüz. Taş Köprüsü. Eskiden de Seyhan'ın ortasında toprak birikiyormuş. Salonlar. Buradan direkt geçiyoruz. Şöyle değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Burada bir sinevizyonla tanıtım başlıyor. Milattan önce 12.000 demiş. Klasik dönemler, eski dönem, Roma dönemi, Roma İmparatorluğu. Bunun iki dönemi varmış. Ambastor Roma, sonrası Selçuklu gelmiş. Başlı istilası olmuş. Memlük, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Saat Kulesi. Leolitik çağ. Fosillermiş bunlar. Çok güzel yapmışlar. Neolitik çağ demiş buraya. Bunlar hep genel bilgiler. O dönemlerle ilgili. O yüzden onları direkt geçiyorum. Önemli olan bu çevrede bulunan eserler. Obsidyen çekirdek Neolitik çağa ait diyor. Aynen fikirleri. Şu maketlere bayıldım ya, çok güzelmiş. Mühürlemiş burada. Göç. İnsanların göç yollarını. Mühürlenmiş bunlar. Yine bunlar da mühürlenmiş. Thank you.
Bak uçları bayağı güzelmiş. Yüksek ayaklı çanaklar demişler. Buradaki eser bugün burada değil. Öğünler. Aa, silindir şeklinde yuvarlayarak yapıyorlar. Çok güzel. Çivi yazılı tabletler. Kilden levhalar yapmak daha kolay herhalde. Eskiden daha kolaymış tabii. Çağına göre. Bu neymiş? İnsan biçimli dest. O elindeki yüzüktür inşallah. Çivi. Bunlar çivi demiş ama. Aslan kabartması. Eski titre yetik imparatorluk dönemi. Çin yazısıyla ilgili bir bilgilendirme metni yapılmış buraya da. Yazı. Neymiş? Arabalı Tarhunda heykeli. Tarihiyle ilgili milattan önce 8. yüzyıl diyor. Yani 8 oradan, 20 buradan, 28. 2800 yıllık. Yaroklip metin çevirisi. Fenikece metin. Tarhun'un düşündürdükleri. What Tarhun'da drives us to think. Arvalı Tanrı Tarhun'da. Bu arkadaş fırtına tanrısıymış. Bir şey rica etsem. Buyurun. Tabii. Hı? İkişer tane çektim. Bu neymiş? Çift aslan kabartmalı. Üstün altlı. 8. Milattan önce 8 diyor. Çukurova'nın demir çağındaki tarihi uçağlarında Kuzey Metabolu'ya hakim olan Çazutevi'den çok yakından ilişkilendirdi. Genç titler.
O neymiş? Daha kristal değil, heykelcik. Kristalden bile heykelcik yapmışlar. Hep heykelcik. Erkek heykeli. Stel. Asur, Nasir, Pali, Babil, Stel. Demir Çağı, M.Ö. 1995-120. Adam tabi deniz kenarında olması hasebi de liman kenti. Liman kenti olunca medeniyetler hep su kenarlarına kurulmuştur. O yüzden bir sürü medeniyet gelmiş geçmiş buradan. Buymuş aslan kabartması. Aslan aslanı seviyorlarmış. Bu kadar kullanıldığına göre Anadolu'da aslanlar olabilir mi acaba? Niye olmasın? İnsan sayısı az olduktan sonra mataralarmış bunlar. Hayvan çeşitliliği de olabilir tabii ki. Kozmetik kutusu demiş. Şu bir kozmetik kutusu parçasıymış. Tatarlılıktan çıkan demir çağı seramikleriymiş bunlar da. Pişmiş toprak kaplar. Demir çağı diyor milattan önce. 8. 7. yüzyıl. Burası 6. yüzyıl. 10. 11. yüzyıl milattan önce bunlar. Ne kadar eski. Milattan önce 10-11 demek. 3000 sene geriye gitmek demek. Şunlar bile 2800 senelik. 2800 sene önce. Estetik var, beceri var, her şey var. Önümüzdekiler neredeyse aynı. Şuna bakar mısınız? Çift kulplu kap. Harika. Matara. 7. 8. yüzyıl milattan önce diyor. Yani. Müthiş. Sphinx. Sphinx en basit anlamıyla diyor. Bir insanın başına ve bir aslan gövdesine sahip kimi zaman kanatlı, kimi zaman da kanatsız olarak tasvir edilmiş mitolojik bir yaratıkmış. Bu da biraz aşınmış sağ sola ama ne demiş burada? Tatarlı büyük demir çığa tapınan havalı taraflar demiş. Bunlar da M.Ö. 4. yüzyıla aitmiş.
Küçük şişeler. Aa, en sevdiğimiz. Demir çağında Klikya. Maketlerini sevdim. Maketleri güzel yapmışlar. Yalnız o orantıyı tutturamamışlar. Şu iki adam biraz küçük kalmış. Pardon, şu da küçük. Ama versen inekler de küçük. Diğer popülasyona göre. Çok güzel. Harika yapmışlar. Şöyle yapalım. Bir de bu da demir çağı ile ilgili genel bilgilendirme yapmışlar orada da. Şu aradan kaldığımız yerden devam edelim. Pişmiş toprak diyor. Atlı süvariler. Baksana ya. Atlı süvari. Hayvan biçimli kap. Çok güzel. Seviyorlarmış ya uğraşmayı. Tabii ki şimdiki gibi sosyal medya yok, internet yok, bir sürü böyle saçmalık yok hayatımızda. Ne yapacak insanlar? Elektrik yok. Zaten gün ışığı olduğu sürece bunlar çeşitli mühürlenmiş. Gün ışığı olduğu sürece zaten bir şeyler yapıyorsun. Süs takılarından bile eksik kalmamışlar hiç. Milattan önce 7-8. yüzyıl diyor. Allah aşkına şu işçilere bakın. Tunçtan yapılma. Müthiş. Yani şuna bakıyoruz da yakın zamanda bile bu tip kılıçlar yapılıyor. Aklın yolu bir demek. Klasik dönem çömlek yapımı demiş. Burada onunla ilgili bir bilgilendirme yapmış. Oraları uzun uzun tutmuyorum, okumaya da çalışmıyorum. İstiyorsanız görüntüyü dondurup siz rahat rahat okuyabilirsiniz. Şöyle baştan vereyim, bakalım. Küçüklerini yapmışlar, büyüklerini yapmışlar. Arkaik dönem heykelleri demiş. Herhangi bir uygarlığın sanat ve mimarisinin ilk evresini anlatmak için arkaik kelimesi kullanılmış. Evet. Roma mı dedi, Yunan mı dedi? Yunan sanatının ilk örneklerinden diyor kısaca. Bilmiyormuş. Tabii sürahi gibi bir şeymiş. Bunlar küçük küçük olduklarına göre bunlar yağ koku kutuları, şişeleri falandır herhalde diye düşünüyorum. Böyle arkeolojik ismini de bırakmasalar, yanına küçük bir not düşseler çok güzel olacak. Evet, çömlekçiliğin aşamalarını şöyle yapmış. En son diyor şuradan buralara kadar gelmişler diyor. Pişmiş toprak demiş onlara da. Mesela bak. Umgatariumlar. Peki.
Eski dönem takıları demiş. Megara kesilir. Megara kesilir antik yazar Athenaeus Hemitonus olarak adlandırılan bir sıvı kabından bahsetmektedir. Yarım kilo anlamında geliyormuş. Bunlar neymiş? Kelix ile Skype olmuş bunlar. Sıvı kabıymış. Küçüğünü bir gün her boyunu yapmışlar. Oraya bakmıştım. Şamdanlar. Şu özellikle çok güzelmiş. Şunun da işlemeleri iyiymiş. Aa, şunun içerisinde insan falan çizmişler. Vallahi billahi çok güzel. Oo, şu dayıyı beğendim ama. Harika parçalar ya. Vallahi. Rahip heykeli. Milattan sonra 3. yüzyıl. Neydi o? Harry Potter'daki burnu olmaya ismi lazım değil gibi olmuş bu dayı. Çocuk heykeli. Erkek üstü, erkek üstü. Çeşit çeşit yapmışlar. Milattan sonra 2. yüzyıl. Milattan sonra 2. yüzyıl bir imparatorun heykeliymiş. Yani arkasını önemsemeyip geçmemişler. En azından orada bir desen oturtmuşlar. Bir kadın heykeliymiş. Siyah mermer. Ben de onu tahmin edecektim. Rengi farklı. Tunçtan yapılma bir tane de. Şöyle bir yukarıdan girip geçelim hemen hızlıca. Bayağı büyük bir müze burası. Şu yukarıda ne varmış bir de ona bakalım. Orada bir at varmış.
Burada da heykeller varmış. Bir dakika, çok hızlı gidiyoruz. Kadın başı, erkek üstü, kadın başı. Oraları koymuşlar. Ben de diyorum, yanlarında arıyorum, yazı yok. Kadın başları demiş bunlar da. Tiz kelleleri burada. Hesabı. Kafalar dizilmiş oraya. Enteresan olmuş. Şurada bir light var. Antropoid light. 1950 yıllarında Mersin Pompei polis Frenşehir yakınlarında Kuyuluk köyünde Adana Müzesi'ne getirilmiş bu. Bu da çok daha cafcaflı bir lahit var. Aşilius lahit. Roma İmparatorluğu döneminde görülen antika tipi Aşilius lahitlerinin ikinci grubuna dahildir. Milattan sonra 170-190'a tekabül ediyormuş. Bunlar da sunaklarmış. Milattan sonra 1. 2. yüzyıl. Kartal başlı aslan. Mezar taşları. Figürlü mezar taşları demiş. Milattan sonra 2. 3. yüzyıl. Yavaş yavaş geliyoruz bu tarafa doğru, günümüze doğru. Çift yüzlü mermer taş. Ben çift yüzlü diye adlandırmazdım. Latince unguentario'dan gelen unguentarium, koku sürmek, yağlanmak, koku kutusu, yağ kabı anlamına gelen küçük seramik şeyler olarak kullanılır. Erkek heykeliymiş, ikinci yüzyıla aitmiş. Birinci, ikinci yüzyıla ait heykeller. Bunlar da tuğçtan yapılma figürler. Abi bu neymiş? Altın kaplamalı tunç bir şeymiş o ama. Strigilis diyor. Strigilis neyse artık. Strigilis. İnsan figürleri. Bunlar da hayvan figürleriymiş. Milattan sonra 1. 2. yüzyıl diyor. Roma döneminde öyle gömme gelenekleri. Şunlar orada diyordu, göz kapatmak için diyordu. Yattan önce 75, sonra 395. Cama geldik. 1. 3. 2. yüzyıllar artık. Cam şişeler.
Camın tarihi demiş. Milattan önce 4. yüzyıldan beri geliyormuş cam. Bu taraflar da varmış. Cam üretim teknikleri: kalıba döküm, soğuk kesme, çekirdek sarma, üfleme gibi teknikleri varmış. Depolama kültürü diyor. Tam onu diyecektim. Bunlar saklama küpleri. Mutfak kültürü, Roma'da mutfak. Sonra dönüm seramik. Cam bilezikler. İyiymiş. O da ne varmış peki? Tunç. Antik olmada giyim demiş. Bununla da giyimi görüyoruz zaten. Erkekler kolay kaçmışlar. Bunlar takılar mı? Yüzükler falan diyor. Altın takılar. Yine altın takılar var burada da. O ne? Nazar boncuğu mu şundaki? Çok ilginç. O zaman bile mi? Evet, gerçekten ilgim çıktı. Çekti. Şurada bildiğimiz nazar boncuğu ya. Vay, enteresanmış. Bunlar neymiş? Tunçtan kılıçlar. Sadak, okların koyulduğu yer. Milattan sonra 1. 2. yüzyıl diyor. Evet, yine burada standart heykeller. Şuraya gideceğiz. Burası güzel. Aa, bunu gayet iyi. Çok iyi yapmışlar. Çok iyi yapmışlar. Atı falan harika yapmışlar. Şöyle yaptığım zaman o tarafından da görebiliyorsunuz. At falan harika olmuş.
İkonalar, haçlar, kutular, binanın ayakları, doğru mu imparatorluğu? Doğru mu ayakları? Kepçeler. Kantar askıları. Ama geçiyordu aklımdan. Ha, şurası da varmış. Git bitmiyor. Bizi kocaman. Vay, bu çok iyiymiş. Kandil. Doğru ama dönemine ait. Adamlar tam keyif ehliymiş ya. O tarafa doğru çok gidiyor mu? Eyvah eyvah. Biraz hızlandıracağım o zaman sizi. Milattan sonra 13. 14. yüzyıla geldik. Çinlilere vardık. 19. 20. yüzyıl demiş. Niye öyle birden atladı? Aa, buradakiler çok güzelmiş. Çeşit çeşit takılar. 19. 20. yüzyıl. Ramazanoğulları Beyliği dönemi. Şöyle bir Osmanlı'da bir sokak tasviri yapılmış, çok güzel. Osmanlı'ya ait mezar taşları. Bu bir yerin kitabesiymiş. Taş köprü onların kitabesi. Taş köprünün yapılan, taş köprüyle yapılan onarımlardan bir tanesine ait. Osmanlı dönemindeki onarımlardan birisine ait bir kitabeymiş o. Osmanlı heykeller de bayağı güzeller. İşte bir Türk yörük kadını. Osmanlı dönemi. Ottoman. Burası neresiymiş? Daha tamamlanmamış herhalde burası. Herhangi bir yazıda göremedim. Burada yine bir sinevizyon gösterisi var. Missis Höyü. Evet, hani dibine kadar çıktık ya bunun. Daha önceki videolarda var. Missis Köprüsü'nde. Bunun şu kenarına kadar geldik. Oradan bir baktık dışarıdan. Döndük. Missis Antik Kenti. Şu köprünün üstünden geçtik. Şu giremediğimiz kazı çalışmalarının olduğu alan. Buraları siz durdurup da bakabilirsiniz.
Sirkelik, Sirkelik nerede kalıyormuş? Adanın doğusunda Ceyhan ilçesine bağlı Sirkelik köyünde yer alıyormuş. Tatarlı öykü. Pişmiş kaplar. Normalde bir televizyon yapıyorlarmış. Evet. Tepe bahı yüklemiş burada da. Aradan çıkarılan şeylermiş. Parçalarda. Düşünsenize birileri birileri için Makarsus tiyatro kazı alanı. Oraya gittik. Oraya herhangi bir videoda görmediniz. Kazı devam ediyordu. Tam şuraya aracı park ettik. Aracı bakın, evet, tam şuraya park ettik. Şuraya yanlarına kadar gittik. Muhabbet ettik kendileriyle. Kendileri aşağıda çalışmaya da bir grup devam ediyordu. Kazı alanı olduğu için görüntü almasına izin vermediler. O yüzden oradan öyle kendimizi görüp ayrıldık. Bana varsa antik kenti. Şuraya baktım, yeterse uğrayabilirsem uğrayacağım. Biraz zor gözüküyor. Benim zamanım açısından. Ama eksik kalan yerler olursa onlar sonra ileriki tarihlerde dolaşacağız zaten. Sirke çeşitleri. Bunları şöyle biraz hızlıca geçeceğim. Çünkü baştan biraz yavaş gitmişim. Kusura bakmayın. Yüze çok büyük. Yani her dönem çeşitli paralar basılmış. Her kral, her ülke kendi adına basmış. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunu görmüşüz zaten. Mustafa Kemal adına basılan, daha sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğu zaman o kendi adına, kendi resmiyle çıkarttırması paraları. Ama ondan sonra sabitlenmiş bizim ülkemiz için. O kültürden vazgeçilmiş. Yoksa devam etseydi her gelen Cumhurbaşkanı ile birlikte onu resmiler olan banknotlara dönüş yapacaktık. Buralarda görüntüyü dondurup bakabilirsiniz. Görüntüyü dondurduğumuzda da bu videoda çevirip her şeyi izleyebiliyorsunuz. O açıdan çok avantajlı. O yüzden bu tarz bir çekim tercih ediyorum ben. Venedik sikkeleri bir Doğu Roma diyor. Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu. Yine burada camlar. İşte burada antik kentler var, höyükler var. Onlardan çıkarılmış bir sürü parça var. Çeşit çeşit bir sürü parça.
Yani şu kupa gibi şeye bile o kadar işçilik uğraşmışlar. Eskiden sanki emek daha çok harcanıyormuş. Şimdi teknoloji çağı biraz hazırcı çağ oluyor. Alışıyoruz her şeyin böyle hazır hazır gelmesine. Şimdi şimdi ilerisini kapatmışlar. İyi yapmışlar. O kadar da büyük olmasın. Tunç döneme ait bilezikler. İğneler. Yüzükler. Heykeller. Bir ayna. Anadolu madenciliği demiş. Tamam şeyler ama bunlar muhtemelen ölçü için falandır diye düşünüyorum. Ölçü kapları falan gibidir. Her çeşitli aynalarmış. Çimbuz bile vardı orada. Şeyler, vay canına, şunları şöyle uğraşıp yapmışlar mı cidden? Cidden yapmışlar. Bunlar neymiş? Spatulalar. Tıp aletleri demişler bunlara. Tıp tarihi. Kandiller, güzelmiş kandiller. Kandiller. O da bir heykel eliymiş. Küçük küçük figürler yapmışlar. Çok güzel. Aa, burada da devam ediyor. Minik heykelcikler falan. Ok başları falan görüyoruz burada da. Restorasyon için o eseri oradan almışlar. Tunç'tan bir kol, ayak. Vücut topuz delici obje. Herhalde şey avuç içinde daha rahat tutup bastırabilmek için. Balta diyor. Tartı. Araçlar, kepçeler. Şimdi buradan böyle geri dönüyoruz. Devamında nereye gideceğiz? Mozaik. Mozaik koleksiyon demiş bu. Kimisi mozaiymiş bu. Bir sinagog yapısının tabanında çıkartılmış bu. Şu çeşit hayvanlar var ya orada. Nuh'un gemisini tasvir etmişler orada.
Artemis'e sunum mozaiği. Bu neymiş? Hippocampus ve Eros mozaiğiymiş bu. Şuradaki neymiş? Tetis mozaiği. Su gözü mozaikleri demiş burada. Öbür tarafa doğru devam edelim. Daha birçok yer var böyle. Geniş bir zamanla gezmesi gereken bir müze burası. O tarafta bir şey yok. Bu tarafta da daha birçok eser sergiye açılmayı bekliyor. İnsan yürütmüyor değil işin açıkçası. Camın üstünde gezerken şu neymiş? Orpheus mozaiği. Merkez Bankası'nın harfiyatında antik bir yapının tabanı bulunmuş. İlattan sonra 4. yüzyıl. Çok güzel değil mi? Siz bir inşaat yapmak için bir yeri kazmaya başlıyorsunuz. Altından 1600 yıllık eserler çıkıyor bir anda. Av sahnesi. Evet. Bu da Merkez Bankası'nın diyor. 64'te bulmuş. Tetris mozaiği. Büyüklüğün bir sebebi de bundan dolayı geliyor. Bu kadar yeri sergilemek büyük bir alan istiyor. Anavarza antik kenti. Kozan'daymış. O tarafa doğru geçeceğim zaten. İşte şu en sağlam çıkartılanlardan bir tanesi. Ya düşünsenize. Bakın bunlar mozaik, minicik minicik. Bu mozaikleri oradan alıyorlar, getiriyorlar. Bir de burada bunları böyle döşeyip sergiliyorlar. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Şöyle aşağı bakarsak altımızda hep yapı, komple yapıyı almışlar. Neymiş? Üç cam mozaiği. Çarpıldım. Statik birikmiş üstümüzde. Şuradan bakalım bakalım. Şu genel alan neymiş? Bunun yazısı ötedeydi galiba. Faydalı köyün mozaikleri demiş. Oradaki bir bazelisten almış, bir kiliseden almış. Şu taraf devam ediyor mu acaba? Devam ediyor gibi gözüküyor.
Birçok eser de orada var. Başka müziği. Bu normal çıkış diyor. Yani hayır. Aynı. Barış Kral'da mozaik. Allah'ın saçacağım çizgimi de diyor. Aşağıda da mozaikler var. Aşağıdakilerin de adı burada yazıyor. Girki mozaiği. 64'te yine banka kasası sırasında bulmuş. İyi ki o bankayı yapmışlar mı diyesi geliyor sana. Anladınız mı? Şu kaydırmaz bantları çekmişler ki insan kayıp düşmesin diye. Bakalım daha. Aa, şunları da ıskalamışız. Şurada ve şurada da mozaikler var. Kandiller var orada. XIX. 20. yüzyıla ait kandiller. Başlangıçta ışık vardı diye başlamışlar söze. Alevan Türk Çağ'ı taş duran ışık karanlığı aydınlatırken diye devam etmiş. Böyle de bir sunum yapmışlar oraya. Burada yine heykeller. Aslan garibin burnundan bir kesik yemiş. Şimdi oradan geldik, buradan gittik, oraya gezdik. Ve sütunlar. Mermer sütunlar. Düşünsenize teknoloji olmadan el imkanlarıyla bir sütun bu kadar yontmak. Bir mermeri yonta. Böyle bir hale sokmak ne kadar uzun zaman alır, ne kadar zahmetli işlerdir. Roma İmparatorluk dönemine ait lahitler demiş. Aha. İşte bakın böyle yapıyorlarmış takıları. Gözlerin üstünü kapatıp boynunda da kolyesiyle. Sunakmış bunlar. Mezar taşıymış bu. Bu değişik yapmış değil mi? Düz yerine yuvarlak bir mezar taşı yapmış. Bunlar lahitler. Bunlar da muhtemelen mezar taşıdır. Mezar taşıymış.
Ay tanrısıymış bu. Lahitler, milattan sonra 2. yüzyıl. Öküz başıdır. Bundakiler de öküz. Mezar taşları. Acaba gerçekten benziyor muydu o insanlara bu suratlar? Olabilecek kişinin suratını mı yapmaya çalıştılar? Sadece bir yüz mü yaptılar? Niye eli parmakla böyle koymuş boynuna acaba merak ettim. Bayağı da şöyle poz mu veriyor? O da olabilir. İlla derin bir anlamı anlamak gerekmiyor. İkinci, üçüncü yüzyıla ait mezar taşları. Bazalt. Siyahlar güzel duruyor. Ben de öyle isterdim muhtemelen. Şununki olabildiğince sade olmuş. Bu kadar değil mi? O taraflarda başka bir şey yok. Soralım bakalım. Mozaikleri mi? Gezdim. Bu alan değil mi? Başka yok, yer. Arkada 2-3 bölüm daha var da oralar şu an kapalı. Şu an kapalı olan kısımlar var. Tadilat. Aha. Bir ara açıldı bakım, sonra tadilat. Bakım da. Kent müzesi, edebiyat müzesi, bilmem. Oo. Sanayi müzesi. Sonra gez gez bitmezdi. Evet. İyi ki kapatmışlar. Burası 70 dönüm alan üzerine horur. Çok büyük evet. Dışarıdan arkada, gözüküyor zaten. Yok yok. Daha arka tarafa görmedim. Daha yeni yerler açılıyor da daha oralarda inşaat var. Düzenleme yapılıyor daha. Tamam. Şu anda gezebileceğim kısım bu kadardı. Değil mi? Evet. Ha, buradan girdik, buradan çıkıyoruz, bitiriyoruz. Çünkü bayağı kayboldum içeride dedim. Eksik bir yer kalmasın. Hepsini görelim gelmişken. Şey, mozaikleri gezdin mi? Gezdik. Ha, gittim. Oraya da gittim. Tamam. Çok teşekkürler. Hayırlı günler. Duydunuz da 70 dönüm üstüneymiş. Daha tamamı tam olarak faaliyete geçmemiş. Şu anki geçen kısmı bile zaten gez gez bitmiyor. Güzel bir müze yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Adana'daydık, Adana Müzesi'nde. Çok büyük bir müze. Hatta daha faaliyeti bile geçmemiş, bölümleri varmış. Beğendik. Güzeldi müze. Başka bir mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.